Merhaba Aksu TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkan Yardımcısı Lokman Akbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Akbaş yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz Türkiye büyük bir felaketin yıl dönümünü geride bıraktı 6 Şubat depremlerinde. Bu depremlerden önce bazı açılışlar için Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "oy vermezseniz hizmette yok" anlamına gelebilecek ve muhalefet tarafından da böyle yorumlanan açıklamaları tabii çok büyük tepki çekti. Büyük bir felaketten sonra Hatay'ı gördünüz mü, işte mahzun kaldı, garip kaldı. Hani buna izin vermeyin dedi dolaylı yönde. Siz bu açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Şimdi Halil Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hatay'daki konuşmasını Koca Ragıp Paşa'nın şöyle bir beyti var. Onunla anlatmaya, ifade etmeye çalışayım. Orada der ki eski Türkçeyle, şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Yani bugün günümüz Türkçesiyle şu anlama gelir bu. Kahramanlığını anlatırken hırsızlığını açığa vurur ama farkına varamaz. Şunu söylemek istiyorum. Hatay'da yapılan açıklama aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın şuur altında yer etmiş olan asli düşüncesidir. Yani bir anlamda şuur altının dışa vurumudur, açığa vurumudur. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Şimdi siz orada diyorsunuz ki merkezi yönetimle yerel yönetimler dayanışma içerisinde olmalıdır. Eyvallah. Peki merkezi yönetim kim? Sizsiniz. Bu ülkenin tek sahibi, tek söz sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bütün yetkilerin, bütün her türlü gücün, kuvvetin bağlı olduğu tek bir merci var, Cumhurbaşkanlığı. Ve bu da sizsiniz. Peki yerel yönetim kim? Belediye başkanlığı işte, belediyeler, yerel yönetimler. Peki onun birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olması nasıl mümkün olabilir? Sizin sunacağınız imkanlarla, sizin yaklaşımınızla, sizin el uzatmanızla, sizin buyurun beraber yapalım veyahut da şunu şunu yapmamız lazım demeniz de oluşabilecek bir meseledir bu. Şimdi siz orada bunu söylerken bunun Hatay garip kaldı, bakın Hatay'a bir şey gelmedi dediğiniz zaman esasında kendinizle çelişkiye düşüyorsunuz. Sizin bu ülkede cumhurbaşkanı olduğunuz bir ülkede Hatay garip kaldıysa, Hatay sahipsiz kaldıysa bu sizin kendi ayıbınızdır. Demin dedim ya, hani şecaat arz ederken merdi kıpti, sirkatin söyler dedim ya. Kahramanlığını anlatıyor. Ama esasında acizliğini yahut da çifte standardını veyahut da siyaseten ne kadar insanları ayrıştırdığını, ötekileştirdiğini esasında açığa vuruyor. Ama bunun farkında değil Sayın Cumhurbaşkanı. Bazı değerlendiren yorumcular, bazı konuşmacılar oradaki Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyici grubun da kendisini alkışladığını, bunun da çok manidar olduğunu ifade ediyorlar. Evet, ilk bakışta belki öyledir ama buna birazcık detaylı ve dikkatli baktığımız zaman bunun da öyle olmadığını ben ifade etmeye çalışayım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün toplantılarında önce yandaşlar, taşımayla oraya taşınan bir şekilde teşkilat mensupları, efendim kendi çevresi ve orada özellikle Sayın Cumhurbaşkanı alkışlanmayı çok sevdiği için onu alkışlamaya görevlendirilmiş olan bir takım gruplar var. Onların yönlendirilmesiyledir bu tezahüratlar, bu alkışlar. Yoksa halkımıza da bu kadar haksızlık etmeyelim diye düşünüyorum ben bu konuda. Şimdi deprem mevzuna gelince, tabii Türkiye'nin depremde çok acı tecrübeleri var. Yani 1939 Erzincan depreminden tutun, 1999 yakında Gölcük depremi, zannediyorum Erzincan depreminde 32.900 küsür kaybımız vardı. Gene Gölcük depreminde de bir 17.000 küsür kaybımız vardı. Şimdi bu 6 Şubat 2023'te yaşamış olduğumuz depremde de resmi kayıtlara göre
53.537 kaybımız var deniliyor ama biz şunu biliyoruz ki o gün bölgeye kendi imkanlarıyla ulaşabilen çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhalif basından olan muhabir arkadaşlarımız, sizin meslektaşlarınız ve oraya gene kendi inisiyatifiyle giden siyasi bir takım partilerin temsilcileri veya siyasi kişilikler, diğer sivil toplum kuruluşlarının bazı temsilcileri, işte burada bu Haluk Levent'in başında olmuş olduğu o kurum belli. Ahbap. Ve bu tip arkadaşların oradaki gözlemlerinden ve ifadelerinden, bir de o günkü orada bu acıyı bizzat yaşayan ama bir şekilde de hayatta kalmış olan tanıklardan, görgü tanıklarından anlıyoruz ki bu çok acı ama 53.537'den ibaret değil. Bu rakamın çok daha yukarılarda olduğunu ifade ediliyor, biliniyor. Ama bunun ne olduğu, bugün oldu, depremin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala bu sayı net olarak tespit edilebilmiş değil. Bu da bizi yönetenlerin acziyetinin bir başka ifadesidir. Şimdi efendim, deprem oldu. 31 Mart 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Demişti ki 650 bin, 675 bin, 680 bin konut ihtiyacı var bu bölgede. Bu 680 bin konutun 319 binini ilk bir yıl içerisinde inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz demiş. O günkü verdiği söz buydu. Bugün geldiğimizde bir yıl bu acı depremin üzerinden, bu acının üzerinden bir yıl geçtikten sonra geldiğimiz noktada şunu görüyoruz ki İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun açıklamasına göre 46 bin konutun anahtar teslimi yapılacak diye açıklaması var, resmi açıklama. Bunu orantıladığınız zaman %7,78'e gelir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 319 bin konut sözü vermiştir. Ama bunun ancak %7,78'i, o da o 46 bin konut da peyderpey, peyderpey. Yani 46 bini bugünlerde 15 gün içerisinde, bir ay içerisinde, 2 ay içerisinde teslim edilecek diye bir kaide yok. Peyderpey. Sanıyorum herhalde 2023'ün sonunu buldururlar yani. Dolayısıyla halkımıza söz verip de sözünde durmamak artık vakayı adiyeden bir durum haline geldi. Yani çünkü bizim içinde bulunduğumuz siyaset tarzı artık şunu üzülerek ifade etmek durumundayım ki yalan ve talan siyaset tarzı. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin bundan sonra yürümesi mümkün değil. Ha ne olur? Her geçen gün acılarımız ve sıkıntılarımız büyüyerek bir hayata doğru yürürüz. Olabilecek olan tek şey bu. Önümüzde gözüken de bu zaten. Dolayısıyla buradan ben vatandaşlarımıza şunu hasreten arz etmeye çalışıyorum. Lütfen bu popülist siyasetçilerin artık söylediklerine itibar etmeyiniz. Nedir popülizm derseniz, halkımız anlasın. Popülizm şudur. Halk deyimiyle yağcılıktır. Halk yağcılığıdır. Halk yağcılığıdır. Halkımıza, insanlarımıza yağ çekebilmek için akla hayale gelmedik lafların, sözlerin vaat olarak halkımıza ifade edilmesi ve bunun yutturulmasıdır. Böylesine seviyesiz bir siyasete artık bir nokta koymanın zamanı geldi. Çünkü gerçekten bu memlekete yazık, bu millete yazık. Bakın biz ülke olarak hep konuşuruz. Coğrafi olarak çok şanslı bir bölgedeyiz esasında. Yani ben hep şöyle bakarım. Bir tarafımızda baktığınız zaman doğumuzda dünyanın en zengin yeraltı kaynakları rezervleri değil mi? Doğalgaz rezervleri, petrol gaz rezervleri var. Batımıza baktığımız zaman orada da dünyanın en gelişmiş ülkelerinin
meydana getirdiği bir topluluk var. Avrupa Birliği diyoruz, değil mi? Bunlar refah ülkelerinin meydana getirdiği önemli bir topluluk. Dolayısıyla bu ülkelerin meydana getirdiği topluluğun da önemli bir kitlesi, önemli bir konumda, tüketici konumunda. Yani bir tarafta dünyanın en büyük tüketim bir grubu var, bir tarafınızda da dünyanın en önemli yeraltı rezerv kaynakları var. Ve siz tam ortadasınız. Evet. Birinin tüketim ihtiyacını karşılamak için, öbürünün üretim ihtiyacını ona teslim etmek için sadece böyle gelip üzerimizden, etrafımızdan, üzerimizden geçse, sadece biz bu işin nakliyeciliğini yapsak, şu memlekette fakirlik ve yoksulluk diye bir şey olmaz. Ama bunu niçin başaramıyoruz? Çünkü bizim başımızdaki yöneticiler her zaman ifade ettiğimiz gibi ehliyet ve liyakattan yoksun. Onların tek bir hedefleri var. Bugünlerde duyuyorsunuz en yetkili ağızlardan, işte bir yerel seçim var. Sayın Cumhurbaşkanının tek bir hayali var. Her gittiği yerde bunu tekrar ediyor. Sandıkları patlatacaksınız. Yahu elinizi insafınıza koyun. Bu memlekette geçim sıkıntısından, bu memlekette pahalılıktan, yolsuzluktan, yoksulluktan inim inim inleyen insanlar var. Abi artık söylemekten utanıyoruz. Akşam olduğu zaman semt pazarlarında, akşamın loş karanlığında oradan çıkma meyve ve sebzeleri toplayan insanlarımız var. Ay sonunu getiremeyen insanlarımız var. Doğru. Faturalarını ödeyemeyen, ev kirasını ödeyemeyen, inim inim inleyen, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın eskiden yaptığı bir simit hesabı vardı ya, hani Evet. şimdilerde sosyal medyada çok dolaşıyor. Doğru. Sizler de görmüşsünüzdür, rastlamışsınızdır mutlaka. Arkadaşlar yapmışlar, benim yapmama da gerek kalmadı. Bir ailenin, Sayın Cumhurbaşkanı öyle diyor, 5 kişilik bir aileye örnek veriyor. 3 çocuk, bir eşiniz, bir de kendiniz 5 kişi yaparsınız diyor. O meşhur düğün salonlarında. Ve orada bağırıyor sesinin en yüksek perdesinden. Diyor ki 3 öğün, bir simit ve bir bardak çayla o günün asgari ücretine orantılıyor. Bir insan eğer bir aile bir ay boyunca şu kadar diyor harcadığı zaman geriye kalan elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çocukların masrafını kim karşılayacak diye öyle bir fevaran ediyor, bağırıyor ki o gördüğünüz düğün salonu hop oturup hop kalkıyor. Şimdi bugün arkadaşlar 11.400 küsür lira olarak hesap etmişlerdi. Sadece bir bardak çay ve bir simitle 5 kişilik bir ailenin bir aylık ayakta durabilmesi, çay ve simitle yaşayabilmesi için 11.400 küsür lira hesap etmiş arkadaşlar dedim. Asgari ücretin 17.002 lira olduğu düşünülürse ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle sesleniyorum kendisine. Bu çocukların masrafını kim ödeyecek? Faturaları kim ödeyecek? Pazar masrafını, market masrafını kim karşılayacak? Sayın Cumhurbaşkanı lütfen buna cevap versinler diyorum. Evet. Bunu burada noktaladıktan sonra deprem meselesini dağıtmadan hemen oraya dönüş yapmak istiyorum Halil Bey. Vakit de sınırlı. Şimdi depremin herkes bilir ki 3 aşaması var. Birinci aşaması arama kurtarma. Onun çok mükemmel yapıldığını söyleyemeyiz. Bunu hepimiz yaşadık, gördük. Sayın Cumhurbaşkanı da sahaya geç intikal edildiğini, organizasyonda bir takım kopukluklar olduğunu, mesela silahlı kuvvetlerimizin vakti zamanında sahaya müdahil olamadıklarını, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinin havaalanlarında bekletildiğini ve vakti zamanında afet gerilerine, deprem bölgelerine intikal ettirilemediğini, burada çok önemli organizasyon bozuklukları yaşandığını, internetin ve sosyal medyanın internetin kesildiğini, halbuki göçük altında bekleyen insanların belki de tek kurtuluş umudu olan internetin o gün kesilmesinin, o günkü Ulaştırma Bakanı'na sorulduğu zaman öyle olması gerekiyor diye enteresan bir cevap vermesinin bunun aslında çok önemli bir suç unsuru olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi ikincisi geçici barınma. Geçici barınma Allah aşkına 21. yüzyılda çadırda ya da konteynerde yaşamak nedir? Bu felaketin üzerinden 1 yıl zaman geçmiş.
Hala bugün olmuş çadırda ve konteynerde yaşamak nedir Allah aşkına? Bu utançtır. Böyle bir ülkede bu ülkeyi yönetenlerin sokağa çıkmaması lazım. O deprem bölgesine gidememesi lazım. Çünkü bu çok büyük bir ayıptır, zafiyetin ötesinde bir şeydir. İhmaldir, suçtur esasında. Neden böyle diyorum? Şimdi bu konuda uzmanlarımız var. Türkiye'de önemli uzmanlar var ama kimse uzmanı dinlemiyor ki. Herkes bir kişinin ağzına bakıyor. Mesela Profesör Ece Baba var. Profesör İlhan Tekeli var. Çok değerli uzmanlar bu arkadaşlar. Bu arkadaşların ifadesine göre diyorlar ki deprem bölgesinde üçüncü aşama geçici konutların imar edilmesi. Bunun için de hafif çelik dedikleri sektür çelik tipiyle veyahut da prekast yapı sistemiyle, yani bu prekast yapı sistemi dediği topraktan, kerpiçten, hatta inşaat molozlarından geri dönüşüm marifetiyle oluşacak, oluşturulacak bir malzemeden oraya 3 yıl, 5 yıl insanların barınabileceği barınma merkezleri, konut yapıları inşa edilebilir. Bu daha önce yapılmış, Kanin denilen dünyaca ünlü ödül almış bir Alman mimar bunu İran depreminde uygulamış ve sonuç almışlar. Sonra da bu Kanin'in projesi çok kıymetli bulunmuş. NASA bunu patent hakkını almış. Demiş ki NASA yarın bir gün gezegenlere falan, Mars'a falan gidersek acaba burada böyle bir yapılaşma yapabilir miyiz diye. Şimdi bunun patenti NASA'da. Şunu demek istiyorum. Bütün bunlar 21. yüzyılda varken, biliniyor iken ve maliyeti de öyle aman aman bir maliyet değilken neden bizim insanlarımız bugün şu gün şu saatte bile hala orada konteynerde yahut da çadırda bu hava şartlarında inim inim inlemektedir. Bunun hesabını iktidara sormamız lazım. Değerli halkımızla, sayın halkımızla hep beraber sormamız lazım. Parti pırtı farkı gözetmeden bugün iktidarda onlar var, yarın biz olsak, Allah bize nasip etse biz olsak bizden sormaları lazım. Bir başkası iktidardaysa ondan sormaları lazım. Değerli halkımızı burada duyarlı olmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Lütfen onların size yaptığı yağcılığın aynısını sizler de onların yanlışına düşerek onlara aynı yağcılıkla mukabelede bulunmayın. Kendi sorunlarınıza sahip çıkın lütfen. Değerli halkımıza buradan bunu hassasiyetle ifade etmek istiyorum. Şimdi dolayısıyla böyle bu tip imkanlar varken bu çağda bu zamanda hala insanlarımızın orada. Bakınız şöyle bir şey de var. Yani psikologlar bunu da söylüyorlar. Bir konteynerde yaşamak nedir ya? Konteynerde orada ifade edilen şu ki bir kişi başka bir aileden, bir başkası başka bir aileden, bir başkası başka bir aileden bir konteyner verilmiş. Yahu hiç tanımadığınız bir insanla bir konteyner içinde bir tane televizyon kaldı ki yani Hatay şartlarını biliyorsunuz. Mesela yazın değil mi? Sıcaklık 50 dereceleri bulduğu zaman öyle bir konteyner veya çadır içerisinde. Çadırda belki aileler vardır ama konteynerde farklı bu ailelerden insanların da bir arada yaşadığını söyleyenler var orada olup da. Yani başka insanlarla ne kadar zaman bir arada hayatı paylaşabilirsiniz? Nereye kadar yapacaksınız bunu? Şimdi o insanların içinde bulunmuş olduğu psikolojik baskıyı, o insanların içinde bulunmuş olduğu sıkıntıyı, üzüntüyü tahmin edebiliyor musun? Hala bugün deprem bölgesinde dikkat ediyorum. İşte geçen siz de ifade ettiniz. Mezarlıklar ziyaretinde yıl dönümü dolayısıyla bu acının protokollar efendime söyleyeyim orada yapılmaya çalışılıyor. Ya bu cenazede protokolü ben zaten hiç anlayabilmiş değilim. Bazı cenazelere katılıyorum. Bakıyorum ki iki tane yetkili geliyor. Yanında iki tane efendime söyleyeyim danışmanı mıdır? Neyidir? İşte koruması mıdır? Cemaati yayılıyor. Beyefendi müsaade 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 getiriyor. Onları ön tarafa geçiriyor. Yahu kardeşim hepimiz mezara giriyoruz. Hepimiz aynı Allah'ın kuluyuz. Nedir bu protokol? Allah aşkına bu hastalıktan kurtulalım. Ya Çok teşekkür ediyorum Halil Bey. cenazede önde olmak isteyebilirim ama mezarlıkta da protokol uygulanmaz ki. Mezarlıkta protokol uygulamanın kesinlikle inanç ve itikatla hiçbir alakasının olmadığını, sadece ve sadece insanlara kibrinin ve üstünlüğünün empoze edilmesi olduğunu buradan ifade etmek istiyorum.
Zaten böyle bir kibir, böyle bir tepeden bakış, böyle bir despotlukla bu memlekette insanlar arasında birlik ve beraberliği, huzur ve barışı sağlamanın imkan ve ihtimali yoktur. Evvela ve öncelikle bir araya gelip merkez bir siyasi düşünce ekseninde, merkez bir düşünce platformunda bir araya gelip ve hep beraber öncelikle bir siyasi güç oluşturarak memleketimizin ve insanımızın sorunlarına sahip çıkıp bu iktidar sahiplerinden milleti ve memleketi kurtarmamız, memleketin kaderini elimize almamız lazım. Bu benim değil, sizin değil, her vatandaşın görevidir, en acil görevidir. Değerli vatandaşlarımla arz etmek istiyorum. Vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Deprem bölgesinde acı çeken vatandaşlarımıza da sabır ve metanet diliyorum. Ahirete intikal edenlerine de rahmet ve cennet niyaz ediyorum. Lokman Bey, çok teşekkürler değerli görüş ve fikirleriniz için. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Halil Beyciğim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.